Merhaba arkadaşlar, Arda ben. Bugün sizlere Dargeb ailesi olarak bir okul tanıtım videosu çekmek istedik. Ve bu tanıtımların sizlerin hayatınızda etkileyici bir faktör olacağını düşünüyoruz. İki bölümden oluşacak, okul tanıtımı ve bölüm tanıtımı şeklinde. Elimden geldiğince sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Okulunuzun adı nedir? Okulumun adı Bandırma 17 Eylül Üniversitesi. 2015 yılında kuruldu. Fakültenizin adı nedir? Fakültem Denizcilik Fakültesi. Denizcilik Fakültesine bağlı iki bölüm var. Bunlardan birisi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği. Peki sizin bölümünüzün adı nedir? Benim bölümüm Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. Okulunuzun ve fakültenizin nerede bulunmakta? Okulum ve fakültem Bandırma'da bulunmaktadır. Balıkesir'in ilçesi Bandırma'da bulunmaktadır. Okulumun konumu şehrimiz küçük olduğu için iyi bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Denizcilik Fakültesi de ana kampüste bulunmaktadır. İl ve ilçe olanaklarından kısaca bahseder misiniz? İl ve ilçe olanaklarından bahsetmek gerekirse Balıkesir'e bağlı Bandırma ilçe şeklinde geçiyor. Bandırma bence Türkiye'deki birçok şehirden daha gelişmiş bir yapılanmaya sahip. Deniz kıyısında olan bir ve yaşantısı da iyi olan bir şehir olarak size belirtebilirim. Okula ve fakülteye ulaşım nasıl? Okula ve fakülteye ulaşımlarımız genelde şehir merkezinden otobüs durakları var. Yaklaşık en fazla 25-30 dakika süren bir yolculuk sonucunda fakülteye ulaşım sağlayabilirsiniz. Ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı yok. Okulda toplam kaç bölüm var? Yaklaşık kaç öğrenci var? Okulda MYO da dahil 3 tane bölüm var. İkisi ana kampüste, birisi ana kampüs değil de başka bir şehrin başka bir tarafında bulunmaktadır. Öğrenci sayısı fakültemizin, bu üniversitenin bayrak taşıyan bir fakültesi olarak adlandırabiliriz. Ve Denizcilik Fakültesi'nde diğer bölümlerden daha fazla öğrenci var. Onu da eklemek isterim. Bölüm yalnız geçirebileceğiniz bir bölüm değil, bayağı öğrenci var. Okulumuzun zaten nüfusu da yaklaşık 22 bin civarında. Gelecek sene 25-26 bin şeklinde olacağını düşünüyoruz. Okulun olanakları nedir peki? Okulumuzun birçok olanakları var. Denizcilik Fakültesi olarak bizim Edincik, yaklaşık bu tarafta, batı tarafında şehrin. Bir de yeni açılan bir müzemiz var. Bu müzeyi ziyarete gidebilirsiniz. Birçok öğrenci kulüplerimiz var. Sizlere daha çok network sağlamak amacıyla birçok çalışmaları bulunmaktadır. Okulun aslında çok geniş çaplı etkinlikleri, faaliyetleri olsun. Olanakları iyi. Öyle söyleyebilirim. Okulun çevresindeki yurtlarla ilgili bilgi verir misiniz? Okulun çevresinde bir erkek bir kız yurdu olmak üzere iki tane yurt var. Şehir merkezine geçtiğinizde de şehir merkezinde özel yurtlar bulunmakta. Ve ayrıca şehrin diğer tarafında da bir kız bir öğrenci, bir erkek öğrenci yurdu olmak üzere iki tane yurt bulunmaktadır. Bandırma'da kalacak yer problemi bazen olabiliyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Küçük bir şehir olduğu için yeni bir şehir yapılanmasına ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim. Kendi gözümden ben böyle düşünüyorum. Okula ve bölüme ait kulüpler var mı? Varsa bunların aktifliği sizce nasıl? Ne gibi faaliyetlerde bulunuyorlar? Okulun kulüpleri var. Şu an hali hazırda denizcilik kulübümüz var. Denizcilik kulübünün çok aktif şekilde faaliyetler yürüttüğünü söyleyebilirim. Hiçbir şekilde pişman olacağınız bir kulüp değil. Bazı üniversitelerde ölü kulüpler oluyor. Bu öyle bir kulüp değil. Gayet iyi çalışmalara imza attığını söyleyebilirim. Okuldaki öğrenci ortamı nasıl? Okuldaki öğrenci ortamı, okul Bandırma'nın nüfusuna oranla öğrenci sayımız biraz yüksek. Bandırma'da 150 bin nüfus var, pardon 170 bin nüfus var, 20 bini öğrenci. Hiçbir şekilde öğrenci hayatından yana bir sıkıntı çekeceğinizi düşünmenizi istemem. Okuldaki öğrenci yaşamı da hızlı. Canlı. Zaten gördüğünüz üzere yeni yapılanmalar da yapılıyor. Rahatlık çekersiniz, pişman olmazsınız.
Okula ve fakülteye gelecek öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Okula ve gelecek öğrenciler için pişman olacağınız bir yer değil açıkçası. Onu söylemek isterim. Rahat bir yaşantı geçirebilirsiniz. Güzel bir şehir aslında. Ben memnunum yani. Büyük şehirden gelmiş birisi olarak beni böyle bir ilçenin tatmin etmesini beklemezdim ama gerçekten beni tatmin etti. Yaşantısı güzel, insanları güzel, deniz kıyısında. Canınızın sıkılma gibi bir imkanı yok arkadaşlar, öyle söyleyebilirim. Bu okul tercih sebebiniz neydi? Bu bölüme girerken başarı sıralamanız kaçtı? Bu bölüme girerken başarı sıralamam 500 bindeydi eşit ağırlıkta. Okul tercih etmemin sebebi ailemin de burada bulunmuş olması. Şehri daha önceden de bilmem. Bunlar etken faktörler, öyle söyleyebilirim. Ayrıca İstanbul'a, İzmir'e, Bursa'ya, denize çok yakın bir konumu olmasından kaynaklı. Coğrafi olarak da stratejik olarak düşündüm. Beni öyle tatmin etti diyebilirim. Bölümün olanakları nelerdir? Bölümün olanaklarına gelecek olursak, bölümümüz daha çok özel sektöre zaten istihdam sağlıyor. Eğer bölüme başladığınızdan itibaren kendi CV'nizi ve network'unuzu geniş tutarsanız, okuldan mezun olduktan sonra çok iyi bir iş kendinize sağlayabilirsiniz. Pişman olmazsınız. İşsiz kalacağınız bir bölüm olarak ben düşünmüyorum. Önü gayet açık. Öyle iyi, önemli bir üniversite. Zaten yeni kurulduğu için eğitim kalitesi de iyi. Bu bölümden mezun olunca hangi mesleklerde çalışabiliriz? Bölümden mezun olduktan sonra ben denizcilik işletmelerinde okuyorum şu an. Birçok denizcilik firmasında çalışabilirim. Kumanya olabilir. Daha sonra acenteler olabilir. Lojistik şirketleri. Birçok alanda, yani denizcilikle alakalı aklınıza gelebilecek birçok alanda iş bulabilirsiniz. Şu an aklıma gelmedi. Birçok alanda iş bulursunuz, pişman olmazsınız. Bölüm içindeki atölye, simülatör, laboratuvar olanakları var mı, yeterli mi? Laboratuvar ortamları denizcilik fakültesinin içinde var. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Birçok simülatörler var. Bunlar sizi tatmin edecek seviyede. Bölümünüzle ilgili detaylı bilgi verir misiniz? Bölümle alakalı detaylı bilgi vermem gerekirse Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ndeki en büyük bölüm diyebilirim. Öğrenci sayısı bakımından bayağı geniş ve zengin bir nüfusa sahip. Mühendislik Fakültesi'ndeki atölye ortamları falan çok iyi seviyede. Ben de denizcilik işletmelerindeyim. Şöyle söyleyebilirim. İyi bir eğitim kalitesine sahip. İyi bir eğitim müfredatımız var zaten. Öğretmenlerimiz de çok iyi. Onun dışında olanaklar iyi. Yani bilinen bir bölüm. Öyle söyleyeyim. Çok ekstrem bir bölüm değil. Bölüm derslerinizle ilgili ne gibi tavsiyelerde bulmuşsunuz? Bölüm derslerimizle alakalı matematiğe dikkat etsinler. Onun dışında deniz meteorolojisi derslerimiz var. Deniz bilimleri. Bazı derslerimiz zor. Onun dışında genellikle çok zorlayacak dersler yok. Öyle söyleyebilirim. Bu bölümde okurken sizi zorlayan zamanlar oluyor mu? Oluyorsa nelerdir? Final zamanları zorlanıyorum her öğrenci gibi. Ama atlatılıyor. Şu an saçımın beyazlamasını gerektiren bir durum olmadı açıkçası. Bu bölümde okumanın iyi yanları sizce nelerdir? Bu bölümde okumanın iyi yanları iş olanakları çok iyi. Yani ben bu bölüme geldiğimde işsiz kalacağım kafasıyla gelmedim arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Bölümün olanakları güzel bir CV doldurursanız çok iyi ekmeğini yersiniz. Fakülte ve bölümdeki öğrenci ortamı nasıl? Fakülte ve bölümdeki öğrenci ortamı şu an kampüsün bulunduğu yer biraz ilçenin dışında kalıyor.
şehir merkezine 20-25 dakika bir ulaşımla çok daha iyi bir ortam yakalayabileceğiniz bir yere gidebilirsiniz. Kampüs de zaten canlı, sıkılacağınız bir yer değil. Online eğitimde hangi sistem kullanıyorsunuz? Bu sistemin artı ve eksileri nelerdir? Online eğitimde LMS sistemini kullanıyoruz. Ama muhtemelen siz tercih yapıp bu okula geldiğinizde LMS sisteminin ortadan kalkacağını ben düşünüyorum. Uzaktan eğitim artık bir kenara atılıyor. Eskisi kadar uzaktan eğitim olacağını ben düşünmüyorum. LMS'de sistemin aslında kötü bir yanı yok. Sistem gayet iyi. Kopma olmuyor. İnternetiniz iyi olduktan sonra çok iyi bir size ders sağlayabilir. Öyle söyleyebilirim. Online eğitimde sınavlar hangi sisteme göre yapılıyor? Online eğitimde sınavlarımız, bazı sınavlarımız online eğitimde olmadı, bazısı online şeklinde oldu. Online eğitimde olan sınavlarımıza saatinde giriyorsunuz. Belli bir şey var, zamanı var. Dolduruyorsunuz, tekrardan sınavı bitir deyip çıkıyorsunuz. Ama eğer dersiniz online, sınavınız yüz yüze ise derslikler belirleniyor. Gidiyorsunuz, normal şekilde sınava girer gibi giriyorsunuz.